Sorularının cevapları burada. Almaya hazır mısın? Bunun burada ne işi var? Eğer bir savaşa hazırlanıyorsan Mehmet... cephaneni hazır bulunduracaksın. Ben burada bekliyorum. Özel bir konu sonuçta. Siz aranızda halledersiniz. Nasıl çözeceğiniz size kalmış. Kazıyorum. Aklıma, ruhuma, kalbime unutmamak için. Yapma. Yapma Firuze, bu bir veda değil, yapma. Söz veriyorum, yakında tertemiz bir adam olarak çıkacağım karşına. Söz veriyorum. Ama sen de bana söz ver. Firuze. O zamana kadar beni unutmayacaksın. Söz ver. Söz. Bu hayatta en çok neden korkuyorum biliyor musun Mehmet? Gözü açık gitmekten. Aklında bir sürü soru işaretiyle, cevaplanamamış bir yığın muammayla. En kötü cevap bile bilinmezden iyidir. Değil mi Mehmet? Şimdi seçim yapma vakti. Ya unutup sileceksin gözlerini ya da bir sonraki hamleni ince ince planlayıp zamanı geldiğinde tamam patlatacaksın cephedekileri. Korkuyorum ben. Senden, benden, bir arada olan bizden. Korkuyorum. Ben de korkuyorum. Ben korkmuyor muyum sanıyorsun Firuze? Hem de çok korkuyorum. Özlemekten korkuyorum. Bir kol boyunda olup sana sarılamamaktan korkuyorum. Hayatı yaşamak, seninle yaşamak varken yaşayamamaktan korkuyorum. Ben korkmuyor muyum sanıyorsun? Sanki böyle bir denizin ortasındayım.
boy vermeye çalışıyorum. Bir karış kaldı kendimi unutmama. Neyi hatırlamak istersen bana sor. Ben hepsini buraya yazdım. Kafam çok karışık. Utanıyorum. Utanıyorum. Kendimden. Seni hala sevmekten. Utanacaksan ben de utan. Ama kendinden de sevmekten utanma. Lütfen. Hem geçmiş daha mı iyiydi? İyiydi. Evet daha iyiydi. Geçmiş daha iyiydi. Huzurluydum en azından. Sen hayatıma girdiğinden beri her şey alt üst oldu. Nesini anlamıyorsun? Daha iyiydi evet. Geçecek. Geçecek. Bütün bu sis bulutları dağılacak. Bak sana söz veriyorum. Söz verme. Bana söz falan verme. Ben neye dönüşüyorum, ne yapıyorum, neyim ben, bu muyum? Öfkelenebilmezdim ben, öfkelenmezdim. Şimdi sevdiği adamı yaralayacak kadar kaçık davranıyorum. Bu muyum ben gerçekten? Sevdiğin kadın bu mu? Bu kadını mı seviyorsun gerçekten? Tam da bu kadını seviyorum. Aşk için savaşmazsan yeterince sevmiş sayılmaz. Sevmek bu mu gerçekten? Bu hissettiğim mi? Yaralanarak, kanayarak var olmak mı? Başka türlüsü yok mu? Mümkün değil mi? Sensiz geçen her güne inat. Geceyi doğalım birlikte. Bu mümkün. Bundan vazgeçme. Nasıl yapacağım peki? Sığınacağım, başvuracağım bir ezberim yok ki. Bunu sevmek, göze alamamak mı? Söyleyemiyorum ama daha fazlasını istiyorum. Seni yaşamak istiyorum. Tutsan keşke elimi. Gidelim buradan desen. Kaçsak birlikte. Dünü unutup geleceğimize yol alsak. Sadece bugün, şu an, şu anda olsak olmaz mı? Zor olduğu için mi bu kadar güzel? İmkansıza yakın olduğu için mi? Aklım hayır derken, başkaları ne der diye düşünürken, utanırken onunla kaybolmak mı? Keşke alabilsem gözyaşlarını senden. Gülüşün kalsa bir tek. Şu an anlamıyorsun ama anlayacaksın. Bu aşk yaşanacak. Ne pahasına olursa olsun yaşanacak. Aşk ne biliyor musun? Yapmam dediğin, giymem dediğin, söylemem dediğin, olmaz, sürmez, yürümez dediğin her şeyle karşılaşıp yaptığın, giydiğin, söylediğin, sonra büyük küçük bütün sözleri teker teker yediğin ve olmayan ve sürmeyen ve yürümeyen şey bu aşk. Gölgemi yıktın.
Gizliner. Konuşacağız seninle. Mehmet. Ben çok özür dilerim. Ya bırak. Bırak Firuze ya. Nasıl gözüküyorum karşıdan? Ha? İstediğin zaman geleceksin. İstemediğinde haber bile vermeden çekip gideceksin. Sonra gözümün içine baka baka yalan söyleyeceksin, öyle mi? Mehmet, ben aslında evden senin yanına gelmek için çıktım ama işte... Ama ne? Niye gelemedin? Söyle Firuze. Yapamadım. Gelemedim. Bir şeyler engel oldu. Neye engel oldu Firuze? Söyle işte. Söyleyemiyorsun değil mi? Ben söyleyeyim sana. Sevgilinle beraber yaşadığın kaçamak mı? Ha? Issız bir evde yaşadığın macera mı engel oldu Firuze? Sen beni mi takip ediyorsun? Hayır. Nereden biliyorsun o zaman? Sen bana hesap soracak durumda değilsin Firuze. Evli olduğunu bile bile bir adamla nasıl birlikte olursun sen ya? Ya sen hiç hata yapmadın mı? Hiç yalan söylemedin mi sen? Söyledim. Var, benim de hatam var. Sana kızdığım kadar kendime de kızıyorum Firuze. Ya bir kere ya. Ya bir kere tam kafama göre bir iş buldum. Allah kahretsin, o da çıktı. Kerimoğlu Holding çıktı ya. Ne? Sen ne dediğinin farkında mısın Mehmet? Ya bilmiyordum. Tamamen tesadüf işte. İlanlara bakıyordum, başvurdum. Sonra bugün işte... O herifin sevgilinin patronun olduğunu öğrendim. Bu kadar çabuk görüşeceğimizi umuyordum. Ne oldu? Ha? Karar verebildin mi? Evet, verdim. Sizin bir şeytan olduğunuza karar verdim. Amacınız her ne atsa başaramayacaksınız. Ben buna alet olmayacağım. Mehmet, yapma. Bu kadar duygusallık bünyene zarar verir. Ne oldu, evde çarşı pazar mı karıştı? Çok istediniz değil mi? Gideyim olay çıkartayım, ortalığı karıştırayım. Sonra Kaan denen herifi bulup geberteyim. Siz de bir köşeye geçip kahvenizi yudumlarken pişmiş kelle gibi sırıtın. Şşş, akıllı ol. Benim bir çalışanım. Ya bana bu tehditler çökmez. Sizin gibi adamların tehditleri bana hız gelirtir ısırlar. Bir keresinde bana şey demiştiniz, hatırlıyor musunuz? Bizim kumaşımız aynı demiştiniz. Bizim kumaşımız falan aynı değil Taner Çeliker. Senin kumaşın defolu. O yüzden senin niyetin bana uymaz, benden de sana tetikçi olmaz. Artık kendi işinizi kendiniz halledersiniz. Peki ya o içindeki yangın? Onu ne yapacaksın Mehmet? Kimse aşktan ölmüyor.
Abla! Abla! Buradayım. Abla sen bunu gördün mü? Ay dur bir sakin ol. Ne oldu? Ya gördün mü? Ne bu? Abim. Abim bak. Abim bu. Abla ne yapacağız? Ne yapacağız biz? Sus bir dur. Ya bu ne bu ne? Bu Çiğdem değil mi bu kız? Bilmiyorum. Yüzünü kapatmışlar. Çiğdem dün okula gelmemişti. Abim çıkıp bulacağım onu ben arayacağım demişti. Ben de evine gitmiştim. Evinin önünde beklemiştim. Saçları aynı böyleydi. Dün çekmişler. Ufuk çizgisi diye bir hesap yayıyor bunları. Abla biz ne yapacağız? Yani nasıl olacak? Ne yapacağız biz? Dur bir. Abim gördü mü bunu? Bilmiyorum. Ya bir de altına kocaman başlık atmışlar. Biz nasıl güveneceğiz? Çocuklarımızı nasıl emanet edeceğiz diye. Abimden bahsediyoruz abla, abimden. Görürse kahrolacak bunları. Ya Allah'ım ya nasıl olur böyle bir şey? Abim gibi adama yapılır mı bu be? Tamam tut şunu hadi yürü. Hadi kahvaltıya. Hadi gelin bakalım. Simit aldım, ekmek aldım. Hadi. Çay kaynıyor mu Yumurta? Tamam, tamam. Hadi sizin bu suratınızın hali ne? Abi şey var da. Ne oldu oğlum? Ne geveliyorsun Azra? Ne oldu? Kötü bir şey mi var? Abi. Ne bu? Firuze, ne bu ya? Abi biz senin yanındayız. Evet. Mehmet abimdir. Feryat ne oluyor? Kim o kız? Abi Çiğdem değil mi o kız? Okula gelmediği gün parkta buldun onu. Biliyorum ben Çiğdem o. İyi de kim, niye böyle bir iftira atsın? Herkes bilir senin çocuklarını evladın gibi koruyup kolladığını. Serdar, abisi olacak o haysiyetsiz yapmış olmasın? Yok ya. Firuze, bu video ne? Bunun altına ne yazmışlar böyle ya? Abiciğim. Ne bu? Kim yaptı o zaman ya? Kim yaptı? Kim bizden ne istiyor? Kim bize böyle bir iğrençlik yapar? Firuze. Sus. Sus. Ne? Yeter. Artık benim hayatımdan çık. Ya ben seninle tanışmadan önce ailemle normal insanlar gibi yaşıyordum. Mutluyduk biz ya. Sen geldin her şey alt üst oldu. Firuze bir sakin ol. Ne bak, ol? Görüyor musun? Ha? Bu adam kim? Feryat değil mi? Feryat. Benim abim. Bu adam benim abim. Bak ne yazmışlar? Oku. Çocuklarımızı kimlere emanet ediyoruz yazmışlar. Tamam Firuze de ben anladım. Benim abim bu hayatta ailesinden sonra en çok mesleğini sever. Çocukluğundan beri öğretmen olmak istiyordu. Küçükken bile diyordu ki Firuze herkesi kurtarmak lazım. Bunları söyleyen bir adam için, kendinden başka herkesi düşünen bir adam için bu ne demek, sen farkında mısın? Tamam da benimle ne alakası var Firuze? Çünkü bunu onlar yaptı. Kim? Senin ailen. Bak. Ben bu kızı tanıyorum. Siz tanıyor musunuz? Nasıl bir hayatı var biliyor musunuz bu kızın? Benim abim öğrencisine yardım etmek için hayatını, mesleğini, her şeyini tehlikeye attı. Ömer bu kız için canını verir. Siz ne yaparsınız? Firuze tamam. Bak dokunma bana. Bu görüntülerin hepsi silinecek. Nasıl yaparsın, ne şekilde yaparsın bilmiyorum. Hiçbir fotoğraf, hiçbir video, hiçbir şey kalmayacak. Hepsi silinecek. Tamam Firuze tamam. Firuze. Bana yaklaşma. Dokunma bana. Ailecek zehirli sarmaşık gibisiniz.
Anne! Neredesin? Zeynep, gelin oğlu! Anne neredesin? Ne oluyor Kaan? Diğerleri nerede? Hop hop, mesele nedir? Annem bir gelsin, ben anlatacağım meseleyi. Kaan, ne oluyor? Gel, gel. Hanginiz yaptı? Hı? Hanginiz yaptı? Hı? Neyi, hangimiz yaptı? Biraz daha net olursan anlarız. Bu adi paylaşımı. Hanginiz yaptı? Çok basit. Ne paylaşımı ya? Ha? Ben bir şey yapmış olsam söylerim herhalde. Beni biliyorsun. Sen benim bu eve neden gelmediğimi sorguluyorsun işte. Tamam, bu yüzden gelmiyorum ben. Bu ev dipsiz bir kuyu gibi ya. Dışında kalmak bile yetmiyor. Kaan'cığım neden bahsediyorsun anlamıyorum. Gel oturalım konuşalım. Ya çok basit bir soru soruyorum. O adi paylaşımı hanginiz yaptı? Bu kadar. Biraz olsun işten sahip zannederdim seni. Şu kadarcık. Buyurun. Bir şey içer misiniz? Teşekkürler. Leyla Hanım, bir şeyler bulduk sanırım. Otursana. Biliyordum o masum insan pozlarınızın altından mutlaka bir pislik çıkacağını. Zavallı çocuk. Kim bilir nasıl kandırdı kızı. Firuze abisinin nasıl biri olduğunu bilmiyorsa çok acı bir şekilde öğrenecek. Bunun gibiler bu dünyanın kanseri. Bunları sahte bir hesaptan servis etmeni istiyorum. Çocuğun yüzü görünmemeli. Mutlaka onu korumalıyız. Dikkat çekici bir başlık da yaz. Tamam Leyla Hanım. Kim yaptıysa iyi yapmış. Böylelerini ifşa etmek lazım. Ya o böyleleri dediğin insanlar senin hayal ettiğinden çok daha temiz insanlar. Yazık ya sana. Gerçekten yazık. Abi, sen bir süre okula gitmesen mi acaba? En azından olaylar soğuyana kadar. Neden Firuze? Utanacak bir şey mi yaptım ben? Ya insanlardan saklanarak mı yaşayacağım yani? Okula gelmediğine göre doğruluk payı var mı desinler? İnsanlar neye inanırsa inansın, biz gerçeği biliyoruz zaten. Ya ben anlamıyorum ya. Gerçekten anlamıyorum yani. Bugüne kadar hep dosdoğru yaşadım. Eğilmedim, bükülmedim. Kimseye bir kötülük yapmadım. En azından ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ya neden böyle bir şey benim başıma geliyor? Ben kime ne yaptım ya? Nasıl atacağım ben şimdi bu kiri üzerinden? Abi bak, bana bu dünyadaki en temiz, en güzel insan kim diye sorsalar önce senin adını söylerim. Abim olduğun için değil, gerçekler bunlar olduğu için. Bütün dünya bu konuyla ilgili üzerimize gelse bile asla kendinden vazgeçmeyeceksin. Sen yıkılırsan biz enkaz altında kalırız.
Abi. Ben bildiğim her şeyi senden öğrendim. Başka zaman olsa söylemezdim belki ama ben hep senin gibi biri olmak istedim. Abi. Nereye geliyorsunuz? Birlikte gideceğiz okula bugün. Hayır, ben tek başıma giderim. Abi, bugün bu yolu beraber yürümezsek nasıl hali oluruz biz? Feryat, bak bugün yürüdüğün yol sadece senin yolun değil, hepimizin yolu. Bir saat içinde tüm bu paylaşımlar silinecek. Kimse bu kepazeliğe dair tek bir şey görmeyecek. Bir günde temizlemek çok zor Zeynep Hanım. Daha yayınlanalı bir iki saat oldu. Nesi zor? Evet ama bu tip durumlar çok hızlı yayılabilir. Biraz daha zaman verin lütfen. İşinin ehli kim varsa topla. Masraflar önemli değil. Gidebilirsiniz. İyi günler. Peki efendim. Durdun, düşündün ve bunu buldun ha? Bu nasıl bir akıl tutulması? Ne saçma bir yöntem. Abisini ayağına getirip konuşan sen değil miydin? İkisi aynı şey mi? Ben kimseye zarar vermedim. Bu akılsızlığın daniskası. Hiç öyle düşünmüyorum. Gerçek yüzlerini görmüş olduk. Ne yapsaydım, sessiz mi kalsaydım böyle bir şey karşısında? Televizyona çıkıp ben yaptım desem halk kahramanı bile olurum. Hala farkında değilsin değil mi? Kız senin silahını alıp sana doğrulttu. Kaan apar topar eve gelip hesap sorduğuna göre belli ki konuşmuşlar. Kocan etkilenmiş yani. Zeynep anne, bugün o kızın evine yıldırım düştü. Bu bana yeter de artar. Zaten yeni başlıyorum. Onun başına öyle çoraplar öreceğim ki aşkı düşünecek takati bile kalmayacak. Feryat Hocam. Bir dakika. Müdür Bey sizinle görüşmek istiyor. Peki, odasında mı? Evet, buyurun. Hocam günaydın. Beni çağırmışsınız. Otur Feryat Hocam. Konuşacağımız konu pek hoşuma gitmiyor ama görevim gereği mecburum. Tahmin ediyorum hocam. Böyle pat diye sormak istemiyorum ama soracağım. Kim o kız? Hocam biz yıllardır beraber çalışıyoruz. Beni tanıdığınızı düşünüyordum. Siz o videodaki imalara inanıyor musunuz gerçekten? Vallahi benim neye inanıp inanmadığım pek önemli değil. Biz sizi hep çok ilgili bir öğretmen olarak biliyorduk. Ama gördüklerimiz... Tekrar soruyorum. Kim o kız? Bizim öğrencimiz mi? Hocam siz hükmü vermişsiniz zaten. Benden istediğiniz şey gördüklerinizi teyit etmek belli ki. Madem söylemiyorsun, sen bilirsin. Demek ki pişman değilsin. Emir geldi. Açığa alındın. Hadi çocuklar içeri.
Ömer hadi. Zil çaldı Ömer. Oğlum gelsene derse, duymuyor musun zili? Hadi evlatım hadi. Çok korkuyorum Bahar. Ya keşke bu pis iftiradan abimi kurtarmanın bir yolu olsa da. Yok hayır, okula gelemem bugün. Yüreğim ağzında zaten. Bekleyeceğim burada mecbur. Bir de öğretmen olacak. Gününü göstermek lazım. Veli grupları çalkalanıyor şu anda. Herkes toplanmış, okula geliyor zaten. Bahar, kapatmam lazım benim. Bu adamı adalete teslim etmeden iyice benzetmek lazım. Irz düşmanı, çocuk ya daha onlar. Kim bilir kaçıncı vukuatı? Kaç çocuğun kanına daha girdi? Tazici herif. Siz ne biçim konuşuyorsunuz ya tanımadığınız insanlar hakkında? Siz kimsiniz hanımefendi? Hayırdır? O bahsettiğiniz adamın, iftira attığın adamın kardeşiyim ben, tamam mı? Yalan hepsi. O tazici sapın kardeşisin yani. Yazıklar olsun. Ben de oynayacağım. Olmaz. Ninni'yi ben çizmiştim. Git başka bir yer çiz. Tek başına oyna. Biz seninle oynamayız bir kere. Niyeymiş o? Çünkü senin annen katilmiş. Firuze. Ya sen ne istiyorsun? Ne işin var burada hala? Ben merak ettim. Eğer yanınızda olursam... Ne olur? Başımıza açtığın belaları teselli etmeye mi geldin? Firuze bak, bu sorunun ortadan kalkması için elimden ne geliyorsa yapacağım. Ya istemiyorum senden, hiçbir şey istemiyorum. Firuze yeter. Tamam. İftira olduğunu biliyoruz Ferhat Hocam. Hepimiz öğretmenliğinize de, insanlığınıza da kefiliz. Hocam herkes sizin gibi düşünmüyor. Bana inandığınız için teşekkür ederim. Sen hala burada mısın Feryat? Veliler dışarı yığılmaya başladı. Bir an önce gitsen iyi olur. Başımızı belaya sokacaksın. Arka kapıdan çık git. Ayıp oluyor Müdür Bey. Bu takındığınız tavır çok ağır. Siz karışmayın Semra Hanım. O gidecek, biz yüz yüze bakacağız. Aklandığım zaman, masum olduğum anlaşıldığı zaman benim yüzüme nasıl bakacaksınız hocam? Masumsan bakanlığa anlat. Kararı onlar verecek. Bakanlığın kararına saygım sonsuz. Ben bu ülkedeki 1.170.000 öğretmenden biriyim. Şahsen tanımazlar. Onlar için ben faaliyet raporundaki birkaç cümleden ibaretim. Ama sizinle hocam, bu okulda meslektaş olarak 3 yıllık bir hukukumuz var. Ne yapmamı bekliyorsun? Senin için başımı belaya mı sokayım? Ben görevimi yapıyorum sadece. Hayır hocam. Siz yargısız infaz yapıyorsunuz ve emin olun çok utanacaksınız. Hadi ya, her şey silinmiş. Erken kaydını aldım ben, bakın. Ferhat öğretmen böyle bir şey yapmaz. Ben ona inanıyorum. Bilir, üstüne oynuyor. Kim masum, beni ne yaptın ki kızım? Ne konuşuyordunuz fısır fısır? Ben gelince sustuğunuza göre abimle alakalı. Ömer, biz Ferhat öğretmene inanıyoruz. Kendi adına konuş. Tamam oğlum, abartma. Dağarsu ve folyo yumurta yok. Ateş olmayan yerde duman çıkmaz. Oğlum bak, ben seni soruyor. Ömer tamam, uyuma sen buna. Edebiyat notu kötü gelmiş, aklın cacısını bundan çıkarıyor. Bak benim bırak! Benim abim sadece iyi bir öğretmen değil. Tanıyıp tanıyabileceğiniz en muhteşem insan, tamam mı? Beni nasıl sevdiyse sizi de öyle sevdi. Şimdi gidip bir derdinizi anlatsanız, kendi derdi gibi dertlenir. Sabaha kadar gözüne uyku girmez. Çözene kadar da durmaz. Eğer siz yanlış bir şey yaptığına inanıyorsanız, hepinize yazıklar olsun. Ömer, abin gidiyor. Abi? Abi! 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 Abi.
Biz size inanıyoruz öğretmenim. Sizi çok özleyeceğiz. Bizi çok seviyoruz öğretmenim. Hakkınızı helal edin. Siz de hakkınızı helal edin çocuklar. Nereye gidiyorsun sen böyle? Öğretmen ne diyeceksin bunlara? Yakışıyor mu öğretmen? Bir şey söyle, cevap ver. Konuşsana lan. Çoluk çocuğumuzu sana emanet ettik. Bu görüntüler ne öyle? Bu namussuzluk değil mi? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bırak, yaklaşma, bırak. Sana ne oluyor? Abim o benim. Bu dünyada tanıyabileceğiniz en güzel insanlardan bir tanesi. Buralara gelmek için neler yaşadığını biliyor musunuz siz bu adamın? Bir fikriniz var mı? İnternette gördüklerimiz ne olacak peki? Yalan, iftira. Kanıtlayacağız hepsini, göreceksiniz. O zaman utanacak mısınız bu yaptıklarınızdan? Ya elinizde nasıl bir kanıt vardı? Bir öğretmene böyle saldırabiliyorsunuz siz. Senin var ya lan. Ayrıl, ayrıl. Ayrıl. Bu iki insana zarar vermek istiyorsanız önce beni aşmanız gerek. O galeyana geldiğiniz, izlediğiniz görüntülerin hepsi yalan. Ben her şeyi biliyorum. Bu tertemiz insana atılan iftiraya ortak oluyorsunuz. Yapmayın. Biz ne izlediğimizi biliyoruz. Bir adım daha atarsan pişman olursun. Yapma. Bas. Firuze. Gel abi. Abi yürü. Tamam, sinirlisiniz biliyorum. Ama sakin, sakin, sakin. Yapma. Zeynep Hanım, bilişim uzmanları geldi. Tüm tablet ve telefonları toplamam lazım. Telefonunu ver Leyla. Anne söyledim ya, kararım net. İyi bir şey yaptım, adalete yardımcı oldum. Bir şey isteme benden lütfen. Siz ekibi alıp çalışma odasına geçin lütfen, ben hemen geliyorum. Peki efendim. Buyurun lütfen. Ne zamandan beri adalet savaşçısı oldun? Keşke inşaat işçilerin ailelerini tehdit ederken de bu kadar merhametli olsaydın. Onu hepimiz için yaptım. Kimse bir zarar görmedi. Teşekkür edeceğin yerde bir de kınıyor musun beni? Sadece kıyaslıyorum. Kendini kandırma. Senin derdin o çocuk falan değil. Bir şeyi elde etmenin pek çok yolu vardır. Sen en çirkinini seçtin. Zeynep anne, izin ver de yöntemlerimi ben seçeyim. Seninkiler bir işe yaramıyor malum. Yarıyor olsaydı başka bir durumda olurduk zaten. Siber polisleri kapıma kadar getireceksin. Bu yaptığın şey yüzünden zarar görmeni istemiyorum Leyla. Seni senden korumam gerekse de bunu yapacağım. Abi, silinmiş hepsi. Ne? Silinmiş yok. Nasıl silinmiş ha? Yok. Biri bunu yayınladı ve ondan sonra kaldırdı mı yani? Normal mi şimdi bu olan? Allah Allah. Firuze, bak sen bir şey bilip de bana söylemiyorsan. Abi bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Bu Kaan denen herif nasıl geldi birdenbire bizim yanımıza? Haberim yok gerçekten. Abi. Abi yok. Ya buhar olup uçmuş her şey. Şimdi biz bu iftiradan kurtulduk mu yani? Oğlum kabus mu bu ya? Uyandığında her şey bitsin. Nereye kurtulduk mu yani? Gören gördü zaten. Nereye kurtulduk mu? Ben gerçekten anlamıyorum biliyor musun? Yani gerçekten anlamıyorum. Ben kime ne yaptım ya? Ben kime ne yaptım? Niye böyle bir şey oluyor? Ben gerçekten anlamıyorum. Abi geçecek hepsi, atlatacağız. Merak etme. Ya atlatacağız da ben nasıl unutacağım bunları? Yani bak günü gelir insanlar bunu unutur ama ben nasıl unutacağım bunu? Ben bu lekeyi nasıl sileceğim üzerimden Firuze? Bu haksızlıkla ben nasıl yaşayacağım? Of. Sinan, görüntüleri silmeye çalışıyorlar. Sendeki her şeyi koru, datayı da iyi bir yere aktar, tamam mı? Eğer üstüne gelirlerse sonuna kadar inkar et. Duydun mu? Tamam Leyla Hanım.
Firuze abla, ben gördüm o paylaşımları. Hepsi benim yüzümden. Hayır hayır, kendini suçlama Çiğdem. Korktum. O parka kaçıp saklandım. Ferhat öğretmenim olmazsa dönemezdim bu eve. Keşke yapmasaydım. Bak, eğer bu durumla ilgili vicdan azabı çekecek biri varsa o da benim. Benim yüzümden oldu Çiğdem. Kimseye söyleyemiyorum ama sana söylemem lazım. Bana zarar vermek isteyen insanlar yaptı bunu Ferhat öğretmenine. Çok kızgınım kendime ben. Ne yapacağız peki? O kızın ben olduğunu söyleyecek. İnsanlar kötü. Çok kötü. Üstümüze geliyorlar, gelmeye de devam edecekler ama biz güçlü duracağız. Tamam mı? Yalnız bu süreçte Ferhat öğretmeninin senden bir ricası var. Tabii, ne isterse. Ne olursa olsun, kim ne derse desin asla görüntülerdeki kızın sen olduğunu söylemeyeceksin kimseye. Firuze! 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 Ya ne? Ne? Ne istiyorsun ya? Yapıştın kaldın buralara. Böyle mi rahatlatıyorsun vicdanını sen? Başkası adına özür dilemenin bir anlamı yok. Biliyorum ama ben senin için elimden ne geliyorsa yapıyorum Firuze. Umarım abin de üzülmeden, fazla kırılmadan bu mesele kapanır gider. Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun? Abime zarar verebilirlerdi orada, görmedin mi? Gördüm. Gözümün önünden gitmiyor Firuze, gördüm. Ne kadar kolay ya sizin gibiler için. Hı? Ne kadar kolay böyle hemen yıkmak, ondan sonra hemen toparlamak. Senin gibilerin hayatında böyle şeyler kolay unutuluyor olabilir. Ama gerçek hayatta öyle değil. Siz kaçarsınız, gidersiniz ama bizim gibiler kalıp savaşmak zorunda gerçek ortaya çıkana kadar. Senin bu savaşta yerin yok. Sanıyorsunuz ki her şey hemen toparlanıyor, her şey güllük gülistanlık oluyor, süt liman ortalık. Sonra ortaya çıkıyorsunuz bir anda, kahraman oluyorsunuz, kurtarıcı oluyorsunuz değil mi? Sen şimdi benden teşekkür beklersin, minnet beklersin değil mi? Ben senden teşekkür falan beklemiyorum Firuze. Tek diyebileceğim, ben her zaman senin yanındayım. Sana yardım etmek için buradayım ama yeter ki beni kendinden uzak tutma, yeter ki bırak sana yardım edeyim lütfen. Etme lütfen. Bana yardım falan etme. Biz kopamadıkça, yan yana durdukça iftira, yalan kol geziyor etrafımızda. Bana yardım etme. Benim sana ihtiyacım yok. Ben bu aşkı tek başıma da yaşarım. Abi, uyusaydın keşke birazcık. Kiara, ne uyuması? Çiğdem'le konuşabildin mi? Konuştum. Allah'tan ailesi evde yoktu. Abi, Çiğdem görmüş bütün paylaşımları. Firuze, bizim Çiğdem'i bu süreçten koruyarak çıkarmamız lazım. Ben senden çok özür dilerim. Neden? Ben senin masum olduğuna inanmadım. Çok ağır konuştum. Ama sen bir an olsun tereddüt etmedin. Yani çok teşekkür ederim. Ve özür dilerim. Abicim, senin yolun bize yeter. Canım kardeşim benim. Sen kimsin? Benden ne istiyorsun? Niye uğraşıyorsun benimle? Geldi Leyla Hanım. Gelsin hemen. Merhaba. Acil bir durum.
Ulan siz karar verin. Feryat Yavuz, şu edebiyat öğretmeni. Paylaşım yaptığımız hesaba mesaj atmış. Sen kimsin, benden ne istiyorsun diyor. O hesap nasıl hala duruyor Sinan? Uçurmadın mı? Böyle bir şey istemediniz. Her şeyi benim mi söylemem lazım? Adam önce sana, senden dolayı da bana ulaşırsa... kendine başka bir iş bakmak zorunda kalırsın. Kullanıcı adında bir hesap bulunamadı mı? Bu ne ya? Ha, gel Firuze, gel. Ne yapıyorsun? Ya şu paylaşımlar yapan hesap var diye ufuk çizgisi. Ona mesaj attım. Bir anda ortadan kayboldu hesap, anlamadım ya. Abi uğraşmasan mı? Yani iş güzarın biri belli ki, boş ver işte. Yani tesadüf müydü bunlar? Uğraşacak birini arıyorlardı, gelip beni mi buldular? Ha? Ya bunu yapan her kimse beni ya da bizi tanıyan birileri ve ben birinden şüpheleniyorum zaten. Kim? Bu Kaan'ın annesi var ya, Zeynep Kerimoğlu. Kadın beni tehdit etmişti zaten. Yok. Yok canım ya, yani koskoca kadın böyle şeylerle mi uğraşacak? E kim o zaman? Ben bunu yapanı bulacağım Firuze. Er ya da geç bulacağım yani. Yalnız şikayet ederse paylaşımları yaptığınız IP'ye ulaşır. E peki engellemenin bir yolu var mı Sinan? Bildiğim kadarıyla hayır. Sen nerenin IP'sini kullandın Sinan? Holding'in. Oradan internete girdim. Nasıl bu kadar dikkatsiz olabiliyorsun? Kullanabileceğin en sıkıntılı yeri kullanmışsın. Dua edelim de bu Feryat öğretmen işin peşine düşecek biri olmasın. Bu meselede benim parmağım sıyrık alırsa sen kuş başına dönersin Sinan. Bazı bilgilere ulaştım. Paylaşımları yapan Ufuk Çizgisi adında bir hesap. Yaptığı paylaşımları bir saat önce silmiş ama IP adresini yakaladık. Neyse. Holding. Ben ona beklediğim gibi yani. Leyla mı sence? Gerçekten bu kadar raydan çıkmış, bu kadar kontrolsüz olabilir mi? Sen son zamanlarda Leyla'yı bilmiyorsun Selim. Ama böyle bir şeyi bizzat yapmış olamaz. Mutlaka bir yardım almış olmalı. O zaman yaptırdığı kişiyi bulmamız lazım. Ham görüntüler işimize yarayabilir. İyi akşamlar. Feryat Yavuz'un evi burası mı? Evet. Abi. Buyurun. Feryat Yavuz siz misiniz? Evet benim. Savcılıktan emir geldi. Sizi emniyete götüreceğim. Durun bir. Ben de gelebilir miyim? Bir dakika abi. Ben de gelebilir miyim lütfen? Abi. Firuze? Abimi karakola götürüyorlar. Ne? Ne demek karakol? Neredesin Firuze sen? Söyle gelip alayım seni. Sen yardım etmek istiyorsun değil mi bana? Elbette Firuze. Tamam. Kim yaptı bunu söyle o zaman. Karın mı yoksa annen mi yaptı? Çünkü ikisini de ellerimle öldüreceğim. Sen önce bir sakin ol, bu konuyu bana bırak. Ve neredesin, hangi karakol onu söyle lütfen. Abi.
şaşalı evinizi yerle bir etsem, o şirketinizi başınıza yıksam yine de içim soğumaz. Bugün olanların hiçbirinin telafisi yok. Tamam gel. Gel beraber yapalım. İçim şu kadar cız etmez. Biliyor musun? Hatta istersen beni de onlarla beraber yok et. Karşınıza çıkan her şeyi yok eden bir kasırga gibisiniz. Keşke zamanı geri alsam da seninle tanıştığım günü silsem takvimlerden. Eğer o güne geri dönersek ben sana her şeyi baştan anlatmayı tercih ederdim. Bana bak. O ailene söyle beni hafife almasın. Tamam? Siz benim saf, böyle masum bir kız olduğumu düşünüyorsunuz ama daha nefretimle tanışmadınız. Eğer sen de benim önüme çıkarsan seni de yıkarım onlarla birlikte. Bak her halinde kabulünsün. Tamam mı? Ama artık biraz sakin ol. Şu an öfkenden ne dediğini bilmiyorsun. Biraz sakin ol. Arkadaşım bir avukat ve gerçekten çok iyi bir avukat. Senden gelecek hiçbir... Yeter Firuze. Şu an abinin kaderiyle oynuyorsun. Yeter. Lütfen biraz sakin ol. Bak bu bir yardım teklifi değil. Tamam? Ama bırak sana yardım edeyim. Selim. Abi, iyi misin? Ferhat Bey, ben avukat Selim Yiğitan. Size destek olmak için buradayım. Abi Selim Bey, sana yardım edecek. Konuştuk biz. Kamu avukatı kendisi. Yani ne yapabiliriz bilmiyorum. Ben içeride konuşmadım. Çok iyi yaptınız. Zaten savcılığa çıkarılacakmışım. Öyle söyledim. Sorun yok. Zaten ben de size geleceğim. Abi. Abi. Abla. Neredesiniz ya? Aç abi. Ablacığım. Neredesiniz siz? Hava almaya çıktık abimle biraz. Abime saldırmışlar. Millet öyle diyor abla. Saklama benden. Abime bir şey mi oldu? Bir şey oldu değil mi? Ne oldu? Olur mu ya öyle şey? Vallahi canlarını okuduk ha. Biraz hava alıp döneceğiz geri eve. Bak abla yalan söylüyorsan... yalan söyleme. Ömer. İyi tamam. Mehmet. Abimi aldılar. Yok yok. Gerek yok. Kaan burada zaten ilgileniyor. Sen Ömer'e göz kulak olur musun? Ben buraya gelmesin şimdi. Tamam, sağ ol. Neresi burası? Ne işin var bu parkta? Videoda kız. Öğrencin mi? Neden koşarak uzaklaştı? Üstelik ağlıyor. Feryat Bey, size soruyorum. Kız kim? Adı ne? Nereden tanıyorsunuz? Kimseye söylemeyin öğretmenim. Size yalvarıyorum. Lütfen o anlattıklarımı kimse bilmesin. Çiğdem, söz veriyorum kimseye söylemeyeceğim. Eğer inat edersen hakkında tutuklama kararı çıkartırım. Yalnız sayın savcım, bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Bunu Feryat Bey her kim yaptıysa bu görüntüleri montajlamış. Bu apaçık ortada. Yani ortada bir kötü niyet var. Ufuk çizgisi diye bir hesaptan paylaşılmış her şey. Kimdir nedir bilmiyorum.
Siz bence onun peşine düşün. O ayrı mesele. Bunun için ayrıca suç duyurusunda bulunursunuz. Ama bu videolarda küçük bir kız çocuğu var. Şu an beni o ilgilendiriyor. Bakın burada hedef benim. Bunu kim yaptıysa benimle uğraşmak için yapmış. Ferhat Bey, sizin bir şey saklamanıza gerek yok. Yani her şeyi söyleyebilirsiniz. Ben o çocuğu cendereye atamam. Ama ben sizi içeri atarım. Çiğdem, neredesin kız? Buradayım. Sana bomba haberlerim var ha. Senin bu öğretmen var ya, paket etmişler, paket. Kızım bunun en başından belliydi böyle olduğu. Ben demiştim. Böyle bir yamuk yapacağı ortadaydı. Feryat öğretmenim mi? Ha, Feryat öğretmenin. Ne olmuş? Vallahi mahalleli konuşurken duydum. Bunu meslekten kovmuşlar. Bir kızımı taciz etmiş. Neymiş? Lan ne günlere kaldık be. Ama var ya, bu içeri bir girsin onu adam ederler. Bir de gelmiş artist bana ahlak dersi veriyor. Namussuz. Kızım sana bir şey söyleyeyim. Böyle bömböm bakıyorsun ya. Ne bömböm bakıyorsun ya sen? Ha bak, bunun bu kıl kuyruk kardeşi var ya. Onu gördüğün an beni arıyorsun. Belli bunlar da cinslik aile boyu. Ne yapacakları belli olmaz, tamam mı? Cins ya. Allah'ım ben yiyecek bir şey de yok ki. Firuze Hanım. Abim nerede? Savcı düşünmesi için özel odaya aldı. Neyi düşünmesi için? Ya görüntülerdeki kızın kim olduğunu söyleyecek bir inceleme başlatılacak. Ya da... Ya da? Bir cezaevi durumu söz konusu olabilir ama mahkemeye kadar. Yok abim, kaldıramaz böyle bir şey, olmaz. Bunun başka bir yolu olması lazım, vardır mutlaka. Siz biliyor musunuz bu kızın kim olduğunu? Eğer isterseniz ifade vermenizi sağlayabilirim. Ben... Bu arada Kaan nerede? Bilmem. Sıkıldı herhalde bizim meselelerimizden. Neredesin sen? Firuze, sen diye hitap edebilir miyim? Bunlar çok ağır suçlamalar Firuze. Abinin hayatı bitebilir. Sonuçları çok ağır olur. Şu parktaki çocuk, şu an için tek şansımız o. Gerçekleri abinin dışında bilen tek kişi. Eğer onu buraya getirebilirsek, sürecin ilerleyişini değiştirebiliriz. Suçlamalar kalkmaz tabii ama en azından tutuksuz yargılanma talebinde bulunabiliriz. Biz de bu sırada abinin masumiyetini kanıtlamak için daha fazla delil toplarız. Sen eminsin değil mi? Bu kızın kim olduğunu biliyorsun. Biliyorum. Ailesini de biliyorum. O kadar zor bir hayatı var ki, çok kırılgan. Yani bu çocuk her an elimizden kayıp gidebilir. Bunlar duyulursa ailesinin ona yaşatabileceği şeyleri, onun başına gelebilecek şeyleri tahmin edebiliyorum. Yani of. Abim asla istemez böyle bir şeyi. Beni de asla affetmez. Başka bir yol bulmamız lazım. Başka bir yol olması lazım. Kız ne oldu? Nereye gecenin bu saatinde? Hiçbir ses geldi, ona baktım. Ha, sana kalmıştı bakmam. Geç odana yat, sıbar hadi.
Firuze abla. Çita. Canım. Ablacığım. Bunu yapmak zorunda değilsin, biliyorsun değil mi? İstiyorum. Anlatmak istiyorum. Benim utanacak hiçbir şeyim yok. Her şeyi anlatacağım. Çok güçlü bir kızsın sen. Sandığımızdan da güçlüsün. Çiğdem bak. Bu Selim Bey. Bize destek oluyor. İçeride sana destek olacak. Zaten saatlerdir söylüyordu. Abimin buradan kurtulması için senin gelmen gerektiğini ama biz bir türlü cesaret edemedik. Abimle göz alamadık. Korkma tamam mı? Buraya gelmen, bunu kendi kararınla tek başına yapman çok cesur bir hareketti. Görüntüleri yayan hesap bu arkadaşa ait. Sen ne istiyorsun benim abimden ha? Ne istiyorsun? Senin derdin ne? Kimsin sen be? Sakin ol. Bunun tek derdi patronunun gözüne girmek. Zeynep Kerimoğlu. Değil mi? Tabii ya. Leyla. Ya bunlar ne biçim insanlar ya? Hadi benimle uğraştınız tamam. Neyse de. Abime niye bulaşıyorlar ya? Leyla'nın bu görüntüleri tamamen izlediğini bile düşünmüyorum. O da muhtemelen montajlanmış halini izledi. Hatta kendini şu an bir kahraman bile zannediyor olabilir. Sakin ol. Yok artık ya. İnanamaz mı? Pislik. Tamam. Bak burada görüntülerin tam hali var. Montajlı hali. Eminim savcı da görmek isteyecektir. Her gece mide sattığım caddeydi orası. Karanlıktı. Ama alışık olduğum bir karanlıktı. Bir an önce tepsideki midyeleri bitirip eve dönmek istiyordum. Bu yüzden her müşteri geldiğinde seviniyordum. Eve gidip odamda tek başıma kalmaktan başka bir umudum yoktu. Bu size basit gelebilir. Ama benim için çalışmanın tek ödülü buydu. Bir araba yanaştı. Koyu renkli bir araba. Önce midye istediler. Hazırladım, uzattım. Sonra ben ne olduğunu anlamadan... Devam etmek zorunda değilsin. Hayır, iyiyim. Anlatmak istedim. Anneme her şeyi söylemek istedim. Ama o beni duymak bile istemedi. Bir kere yüzüme baksaydı. Bir kere neyin var deseydi. Sana buraya gelip konuşmamı söyleyen oldu mu Çiğdem? Hayır. Ben istedim. Benim kararımdı. Çünkü ilk kez biri beni korumak için gerçek bir şey yaptı. İlk kez biri benim için hayatımı alt üst etmeyi göze aldı. İlk kez hiçbir mecburiyet olmayan biri beni görmezden gelmedi. Kendimi çocuk gibi hissettiğim tek yer okuldu. Ferhat öğretmenim, annem, babam, abimdi. Benim de bu dünyada bir yerim olduğunu bana gösterdi. Fazlalık olmadığımı, biri beni kendi çocuğu, kendi kardeşi gibi korudu. Bu benim Ferhat öğretmenimdi. Ferhat öğretmenim için geldim. O suçsuz.
Bu iş bugün bitsin. Suçlamaların tamamen düşmesini sağlayalım. İnan bunu ben de senin kadar istiyorum. Bu belki de bu zamana kadar ki aldığım en anlamlı dosya. Çiğdem içeride sesimi kimse duymadı dediğinde. Duymuyoruz. Çocukluğu elinden alınan her çocuk için yer yerinden oynamalı. Ama olmuyor. Olmuyor çünkü unutuyoruz. Sayın savcım, burada Ferhat öğretmen atılan iftiranın ham görüntüleri var. İzlediğiniz zaman müvekkilimin suçsuz olduğunu göreceksiniz. Ferhat öğretmen sadece öğrencisini korumak istiyordu. Bu beyefendi de görüntüleri montajlayıp ihbar eden kişi. Kendisinin ifadesine başvurmanız için getirdim. Bilmiyordum Kaan. Gerçekten bilmiyordum. Bilseydim böyle bir şey yapar mıydım hiç? Sen insanlara bu kadar baskı kurarsan, gözünün döndüğünü bu kadar belli edersen onlar da böyle yapar işte. Bu asistanın Sinan, senin ondan ne beklediğini gayet iyi biliyordu. Senin gözüne girmek için de montajlamış görüntüleri. Anlamadım. Gerçekten aklıma bile gelmedi. Gerçekten iyi bir şey yaptığımı zannediyordum. Sen İyi bir şey yapmadığının gayet farkındaydın Leyla. Niyetin kirliydi çünkü. Kandırma kendini. Firuze'nin canını yakmak için her şeyi yapardın. Bu önüne geldi, sen de atladın. Ha kahraman olmak istedin, onun da farkındayım. Ama iyilik kötülükte yeşermiyor. Leyla, kötülükten sadece kötülük doğuyor. O kız için gerçekten endişelendim ben Kaan. Gerçekten endişelendim. Bak, bildiğini söyle. Belki o vicdanım birazcık sızlar. Az kalsın gözümün önünde o masum adamı linç ediyorlardı Leyla. Sen neredeyse bir hayatı mahvediyordun ya. Bak, bir kıvılcım yeter. Bir kıvılcım geri dönüşü mümkün olmayan şeyler yaptırabilir insana. Sadece bir kıvılcım. Şimdi son kez söylüyorum. Dur lütfen. Lütfen. Dur. Thank you.
Arkadaşlar, Ferhat öğretmen gelmiş. Hoş geldiniz öğretmenim. Hoş bulduk. Çocuklar hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk çocuklar. Hoş geldiniz öğretmenim. Size bir şey olacak diye çok korktuk. Biz sizin masum olduğunuzu biliyorduk. Çok teşekkür ederim çocuklar. Beni çok mutlu ettiniz. Bana inandığınız için ve yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ama sadece bu yüzden değil. Önyargılı davranmadığınız ve bu doğru değil diyebildiğiniz için çok teşekkür ederim hepinize. Hadi tamam sınıflarınıza, hadi beni daha fazla duygulandırmayın hadi. Hadi sınıflara, hadi. Ömer Yavuz, öğretmenini dinlemiyor musun artık? Hoş geldin öğretmenim. Hoş bulduk. Canım öğrencim. Hadi sınıfına. Hoş geldiniz Ferhat Hocam. Nasıl mutlu olduk anlatamam. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Hoş bulduk. Hocam hoş geldiniz. Sizi tekrar aramızda görmek gerçekten çok güzel. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun hocam. Olaylar karşısındaki dik duruşunuz için sizi ayrıca tebrik ederim. Biz zaten en başından beri o iddiaların yalan olduğunu biliyorduk. Bu süreç bana çok şey öğretti. Umarım sizlere de öğretmiştir. Çünkü öğretmen de olsanız öğrenciliğin sonu yokmuş. Ferhat Hocam, hakkınızı helal edin. Size en başından beri bu meselede haksızlık ettim. Herkesin içinde söylüyorum, senden çok özür dilerim. Vazgeçilecek öğrenci yoktur hocam. Herkes vazgeçse de bir eğitimci umudunu kaybetmemeli. Dünyanın her yerinde ne çok çiğdem var değil mi? Pırıl pırıl çocuklar, hak etmediği bir hayatı yaşayan. Hani diyorlar ya, dünyayı sen mi kurtaracaksın diye. Her çocuk bir dünya. Hoş geldin. Gelsene. Bana söylediklerinle burada yazanların hiçbir alakası yok.
Sana tek bir soru soracağım. Ama benim için önemli bir soru. Sen kızın acısından kaçmak için mi bana sığındın? O acı öyle bir şey değil. Birine sığınarak kaçamazsın bundan. Keşke öyle olsa. Tatlım, gerçekten çok haklısın. Ay, dernek falan umrunda değil kadının. Maksat oyalanmak. Leyla teyze, başka oyuncak verme. Başkanlığa da alışamadı ama. Oturur zamanla ya. Zaman her şeyin ilacı. Değil mi Leyla'cığım? Nasıl? Az zaman diyorum. Her şeye merhem oluyor. Dergiyi okuduğumda hamile olduğunu düşündüm. Yoksa bizden saklıyor musun? Hayır, yok öyle bir şey. Leyla teyze, başka oyuncak var mı? Sen istemem demiştin ama ben yine de getirdim. Evini hiç böyle hayal etmemiştim. Gerçi geçici evin. Değil mi karınla küstüğünde geldiğin? Ben 2 yıldır burada oturuyorum. Tek başıma. İnşallah ne kadar eski. Sanki başka bir zamandan kalma gibi. Başka zamana ait güzel insanlardan kalma. Halam ve babam. Hiç tanımıyorum ben seni, değil mi? Hayatını birkaç kelimeyle, birkaç cümleyle özetleyebilen insanları hep çok özendim ama... benim hayatım hiç öyle normal, beklenildiği gibi olmadı. Bak, ben bir şeye sığındıysam bu olabilir. Ama seni gördüğüm an ne kadar net, ne kadar saf, ne kadar gerçek dedim. Ama yanıldın işte. Benim çocukluğumu da düşününce hiçbir çocuğun yaşamaması gereken bir sürü şey yaşadım. Hepimiz bir şekilde geçtik bazı yollardan. Belki de sığınmak yok. Belki de birbirini bulmak var. Eve bırak kimse. Yok, hayır. Ben kendim giderim. Melek, koşma kızım. Bak, terleyeceksin ama. Anne, havuza gireceğim ben. Olmaz kızım, mayonu getirmedik. Evde girersin havuza. Anne. Efendim kızım. Seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Bir tanem benim. Bu hafta okulda duygularını ifade etmeyi öğreniyorlar. O da sürekli söylüyor. Ay, çok tatlı ya. Seni çok seviyorum Leyla. Thank you.
Leyla. Kornaya bassana, kornaya bas. Kusura bakmayın lütfen, geç kaldım. Aa Zeynepciğim, hoş geldin. Gözümüz yollarda kaldı. Siz de hoş geldiniz. Leyla'yı gördüm yolda, konuşamadık. Bir işi mi çıktı? Biz içeri kadar gitti, gelecek zannettik. Dışarı mı çıkmış? Öyle mi? Safiye! Buyurun Zeynep Hanım. Leyla nereye gittiğini söyledi mi sana? Leyla Hanım giderken hiç iyi değildi. Anne! Gel kızım. Hatırladın mı Leyla'yı? Hatırladım tabii. Ece'nin arkadaşı. Ne kadar büyümüşsün. Ay, bana bir dakika müsaade edin lütfen. Gel bakayım. Neden nereye gittiğini sormadın? Fırsat olmadı Zeynep Hanım. Nefret ediyorum böyle düşüncesiz insanlardan. Güzel kız. Nasıl geçti bakalım dernek toplantılı? Bunu da bekliyorum Zeynep'ciğim. Tamam canım, gelirim ben de bekliyorum. Bay bay. Hadi. Ah. Merhaba. Merhaba. Tam eve erken gelecek zamanı buldun. Ah Zeynep'ciğim, beni böyle kapılarda karşılamana alışık değilim ama. Rica ederim Taner, hiç sırası değil. Leyla'ya ulaşamıyorum. Nasıl ulaşamıyorsun? Dernekten kadınlar gelmiştir. Biri kızını getirmiş, Ece'nin yaşıtı. Kapıdan döndürseydin çok mu zor? Sana cevap verir belki. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Ulaşılamıyor. Nasıl olsa öğreneceksin. Kaan dava açmış. Boşanma davası. Leyla da tebligatı alınca... o da biraz sarstı herhalde onu. Sen ne dediğinin farkında mısın Zeynep'ciğim? Leyla'nın kılına zarar gelirse sen de oğlunda üzülürsünüz. Çok ağır, ayrı ayrı üzülürsünüz. Hayatta bildiğim tek zaafın Leyla. Eğer isteseydim bunu kullanırdım. Şimdi ön patilerini çek ve kardeşini bulmaya çalış. Önce yapacak başka bir işim var. Taner. Sana oğlum. Tebligatı yediririm. Senin iyice suyun ısınmaya başladı Kerim'e oğlum. Anladım. Düşünceli abi, balkona git. Leyla'ya vurdur, tamam mı? Ben senin ne mal olduğunu çok iyi biliyorum kız. Bu halde işte senin yüzünden, senin dolduruşların yüzünden. Leyla'yı bulamıyoruz. Ne? Telefonunu açmıyor. Benim telefonu açmıyor. Eğer başına bir şey gelecek olursa ölümlerden ölüm değer. Dur, Leyla'yı bulalım, ondan sonra taslarsın adamlarını. Ne demek telefonlarını açmıyor? Bu yediğin hapları temizleyeceksin. Leyla'yı bulacaksın, sonra o davayı geri çekeceksin. Kaan! İyi misin sen? İyi iyi, merak etme, pulları dökülmedi. Aklınıza gelen her yeri arayacaksınız. Bulunca da bana haber verin, ben hastanelere bakacağım. Manyak! Sana bir şey yapacak sandım. Hatun, korkma, bana bir şey yapamaz. Ne oldu? Anne, siz Leyla'yla kavga falan mı ettiniz? Niye çekip gitti o? Hayır.
Leyla çok kötü. Canım kızım, neyse babalım, özür dilerim. Kız, yavrum, anne, anne özür dilerim. Annem özür dilerim anne. Özür dilerim anne. Anne, kuzum benim kuzum. Özür dilerim anneciğim. Özür dilerim kızım. Benim yaşamaya hakkım yok Kaan. Hissettiğim tek şey bu. Ben defalarca söyledim bunu kendime. Benim yaşamaya hakkım yok. Buraya her geldiğimde kalbimde bir yara var sanki. Bıçak yarası. Her defasında kanıyor. Her defasında oluk oluk. Hafiflemiyor, geçmiyor da. Ama onunla yaşamayı öğreniyorsun da. Aynen artık. Vücudunun uzuvu gibi bir parçası gibi oluyor o acı. Seni şimdiki sen yapıyor yani. Sen diyor. Sen Ece'nin annesisin. Sen Ece'nin babasısın.
Ben senin acının eşlikçisiyim Leyla. Bu değişmeyecek. Senden çocuğunu aldım ben kral. Ama sen bana hep iyi olmaya devam ettin. Baş edemediğim şey buymuş benim. Sen benden nefret etseydin, bana ağır sözler söyleseydin, beni suçlasaydın belki daha kolay olacaktı benim için, biliyor musun? Ben senin hassasiyetinin altında ezildim. Senin şefkatin bana yük oldu kral. Sana duyduğum bu tutku, bu aşk değil, bu borç. Sana her baktığımda bir evlat borçlu olduğumu hatırlıyorum ben. Neden izin vermedin gitmem? İstediğim şey acıydı çünkü. Kızımın katiliydim ben. Kızım benim yüzümden öldü, bunu kimse değiştiremez. O cezasını çekmediğimi düşündüğüm büyük hatam var ya, o hatanın kefaretini istiyordum ben senden. Sen yanımda olduğum sürece hayatıma devam edemeyecektim. Sen eğer gidersen ben ne yaptığımı unutmaktan korktum kan. Seni o gece, o parti verdiğin gece neden buraya getirmek istedim anladın mı şimdi? Niye buraya gelemediğimi şimdi daha iyi anlıyorum kan. Çünkü buraya gelip onu böyle toprağın altında görünce bütün gerçekleri kabullenecektim. Her şeyin tadını unutmak istedim ben. Umudun, mutluluğun, uykunun. Seninle mutlu olduğum bütün anları unutmak istedim. Çünkü kızımın olmadığı, yaşamadığı bir hayatta nefes aldığım için kendimden nefret ettim hep kal. Ben seninle mutlu olmak istemedim. Seni vicdan azabı gibi hayatımda korumak istedim. Tamam Leyla. Tamam. Yapma bunu şimdi. Hiç beni susturma kalın ben. Biliyordum. Firuze'den de o yüzden korktum biliyor musun? Onun gözlerindeki ışığın seni alıp götüreceğini biliyordum. Sen haklısın, benimki aşk değil. Esaret. Biliyorum. Çok özür dilerim senden. Senden sadece evladını almadım. Hayatını da almaya kalkıştım kan. Aldığın nefesi bile kıskandım. İçinde yeşeren bütün umudu kıskandım. Mutluluğunu kıskandım. Gerçekten özür dilerim. Keşke konuşsaydım ben de. Neden gelip anlatmadın? Neden konuşmadın? Çok iyiydin çünkü Kaan. Beni iyileştiriyordun ama ben iyileşmek istemedim. Özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim.
ne yaptınız? Sekiz yıl önce hayatınıza nasıl mı girdim? Bu gizemi çözmek istiyorsan adresim belli. Kerimoğlu Malikanesi. Taner. Bu ne hız ya? Işınlanma icadı oldu da benim mi haberim yok? Ne oldu? Niye çağırdın beni? Ne bu? Bugüne kadar yasa dışı hiçbir işe bulaşmadım ben Taner Bey. Ama direnseydim şirketlerim elimden kayıp gidecekti. Küçülmemek için saldırgan olmak zorunda kaldım. Ve olmayacak adamlardan yardım aldım. O olmayacak adamlar derken? Anlaşabilirsek isimlerini veririm size. Tamam, nasıl isterseniz. Oyuna getirdiler beni. Tam iş sonuca bağlarken. Taş koydular. Böyle olur. Daha siz ne kadar ileri gittiniz onu öğrenebilir miyim? Bu kadar ayrıntı gerçekten şart mı? Gerçekten yardım mı istiyorsanız? Evet. Bu eski bir film aslında. Henüz vizyona girmedi. Birileri beni ikna etti. Beni köşeye sıkıştıran bu adamları ortadan kaldırabileceğime inandırdılar. Sizden? Yaptınız. İşte şimdi beni bayağı şaşırttınız. Biri öldü Taner Bey. Asla ölmemesi gereken biri. Adamın oğlu öldü. Oh. Tek oğlu. Sardı galiba. Patlamış mısır da ister misin? Tamam. Üzgünüm ama çok büyük bir belaya girmişsiniz Zeynep Hanım. Bu dediğiniz benim rüyamda başıma gelse... uyanmak için kendi kafama sıkarım, öyle düşünün. Kaan Londra'da biliyorsunuz. Leyla ile birlikte. Bu sadece size birkaç gün kazandırır hepsi bu. Emri verenin ben olduğumu öğrenmesinler Taner Bey. Kaan'ı fark etmesinler. Sizden istediğim bu. Aklımda tek bir çözüm var. Suçu başkasının üstüne yıkmak. Ki bu çok büyük bir operasyon. Evet. Sizden tam olarak istediğim bu. Yapabilir misiniz? Karşılığını öderim. Ne olursa. Bütün servetimi, hayatımı, her şeyimi veririm. Yeter ki oğluma dokunmasınlar. Peki sizden her şeyin yarısını istesem, suç da ortak, iş de ortak, her şey de ortak. Siz Kerimoğlu markasını kullanmak istiyorsunuz. Ne olursa dediniz. Kaydı polise verirsem ne olur biliyorsun değil mi? Anneni hapse atarlar. Ölene kadar da çıkamaz. Neden? Neden yapıyorsun bunu? Çünkü... diyelim ki bir sinek kolunu ısırdı. İlk refleksin onu öldürmek olur değil mi? Çünkü canın yandı. Laf ve bilini bırak. Taner, neden yapıyorsun bunu? Anlamadım. Leyla, benim canım. Ve sen Kerimoğlu, benim canımı çok yaktın. O boşanma olmayacak. Sen de ait olduğun yere, evine geri döneceksin. Yapmasam. Sen bilirsin. Düşün taşın. Annenin özgürlüğü mü yoksa Firuze'nin aşkı mı? Kaan'cığım. Canım benim, sen burada mıydın? Ne oldu?
Hiç. Akşam yemeğe kalsana. Yok anne. İşim var. Biz bir mahalleye taşındığımızda hiçbir şeyimiz yoktu. Yetimhaneden yeni çıkmış, hayata nasıl ve nereden başlayacağını bilmeyen çocuklardık. Firuze, ben, Mehmet. Sen daha kucakta bebektin. Sonra? Sevgiye inandık yeniden. İnsanlara güvenmeyi öğrendik. Bir yere ait olmayı. İyi ve mutlu olmaya inandık. Ama iyi insan olmak, mutlu olmaktan çok daha önemli. Ama bu yaşadıklarımızı düşününce yanlışmış bence. Yok, yanlış değildi. Kimi ceza almayacak kadar doğrudur bu hayatta. Kimi saat çıkarcıdır. Yani kazandıran her şey doğrudur onun için. Hatta çok kazandırıyorsa cezayı da göze alır. Kimi sadece kanunlar için yaşar. Mutlu olmuş, mutsuz olmuş önemsemez. Kimi mahallesi için, kimi ait olduğu gruplar için yaşar. Yeter ki böyle iyi çocuk desinler, sırtını sıvazlasınlar diye her şeyi yapar. Kişiliğini, onurunu, insanlığa dair ne kadar vasfı varsa her şeyi ayaklar altına alır. Hayata kendi gözleriyle, yüreğiyle bakabilen insanlar için yaşamak farklıdır. Çünkü hayata kendi gözleriyle bakanlar başkasının gözleriyle de bakabilir. Hayat korkmayanlar için zordur ama gerçektir. Başkalarının acısını da anlarlar. Hatta tek bir kişinin hayatını değiştirebilecek olsalar bile denerler. Sen büyüdükçe Ömer, diyecekler ki hiçbir iyilik cezasız kalmaz. Yalan değil. Peki ya insan olmak tam da burada başlıyorsa? İnandığı davadan vazgeçmeyenler için yolun sonu her zaman zaferdir. Bunu unutma Ömerciğim. Keşke doğum günüm olsaydı. Neden? Yıldız kayacağı yok. En azından dilek tutardım. Aa bak bak. Ah, prenses. Gel buraya, gel. Çok korkuttun beni. Zeynep söyledi nereye gittiğini. İyi misin? Yorgun. Gel, 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 gel. Ah prenses, ah. Sana küçükken neden hiç masal anlatmadım biliyor musun? Oldum olası nefret ettim çünkü. Senin de o masallardaki gibi itaatkar bir prenses olmanı hiç istemedim. Hepsi aptal bir prens tarafından kurtarılmayı bekleyen zavallılar çünkü. Ama sen öyle değilsin. Sen biriciksin. Sen benim prensesimsin. Sen ve ben kendi kaderimize kendimiz yürüdük. Prenses. Yürüdük de ne oldu? Ellerimiz bomboş. Yapayalnızız abi. Yanılıyorsun. Hem de çok yanılıyorsun. Sana dünyaları veremem ama bu hayattaki
en çok istediğin şeyi geri getirebilirim. Kaan'ı. O boşanma olmayacak. Kaan ait olduğu yere, yani sana tıpış tıpış geri gelecek. Göreceksin. Nereden biliyorsun bunu? Nasıl bu kadar eminsin bundan? Kan bağı. Kan bağı öyle lanet bir bağ ki istesen de çözemezsin. Tek çare kesip atmaktır. O da her yiğidin harcı değil. Sen ne yaptın abi? Eskiden kalma bazı tozlu sayfaları araladım diyelim. Annesi, değil mi? Zeynep anne bir şey yaptı. Sen de annesini Kaan'a karşı koz olarak kullandın. Bingo. Her zaman puzzle'da çok iyiydin. Madem böyle bir gücün vardı, iki yıldır bu kadar acı çekmeme niye göz yumdun? Kaan'ın kendi isteğiyle dönmeyeceğine ikna olmam biraz zaman aldı diyelim. Hem kabul edelim, böylesi daha romantik olurdu. İkimiz çok benziyoruz biliyor musun? Benim de bazı şeyleri anlamam vakit aldı. Hem de çok fazla vakit aldı. Kesilir. Hani demiştin ya, yaşanmamış aşktan ümit kesilmez diye. Kesilirmiş. Sen... Sizi gördüm. Bana bir kere olsun öyle bakabilmesi için var ya, dünyaları verirdim. Kimden bahsediyorsun sen? Firuze. Firuze mi? Firuze. Senin sevdiğin benim yoldaşım. Senin kalp ağrın benim sırdaşım. Senin vazgeçemediğin benim dünüm bugün. Firuze. Firuze benim geçmişim. Seninse geleceğin. Sen olsun. Mehmet. Mehmet ya. Dost Mehmet. Arkadaş Mehmet. Ama en çok da aşık Mehmet. Onun bir güler yüzü için, saçının bir teli için dünyayı bile yakabilecek kadar aşık Mehmet. Ona söyledin mi Mehmet bunları, biliyor mu? Daha düne kadar ufacık da olsa bir umudum vardı. Ama artık o da yok. Ben gidiyorum ama kalbimin yarısını da burada bırakıyorum. Bu dünyada mutlu olmayı en çok o hak ediyor. Ona iyi bak. Gözüm arkada kalmasın. Eğer bir gün benim için yeniden mümkün bir rüya haline gelirse Firuze, sana söz. Benim yüzümden tek damla gözyaşı dökmeyecek. Öyle olsa iyi olur Kaan Kerimoğlu. Eğer Firuze'nin üzüldüğünü duyarsan başına bela olur. Sen artık sadece kendi aşkına değil, benim de aşkıma sahip çıkacaksın. Eyvallah. Mehmet. Hakikaten dediği kadar varmışsın. Senin neden bu kadar sevdiğini şimdi daha iyi anlıyorum. Eyvallah. Söz vermiştin yani. Tertemiz, bembeyaz bir sayfa açıp çıkacaktın karşıma. Ben de sana söz verdim. O gün gelene kadar seni unutmayacağım. Ben senin sözünü unutmadım Kaan. Sen de benimkini unutma olur mu? Kalbimdesin.
Vakti geldi Kaan'cığım. Bu yüzük babamındı. Biz çok zor badireler atlatarak geldik bugünlere. Öyle sanıldığı gibi çok kolay elde etmedik hiçbir şeyi ailecek. Geceye açtık gözümüzü biz. Taşın rengi o yüzden siyah. Canım oğlum, Kaan'ım, sen benim umudumsun. Geleceğimsin. Bir gün bu taşın rengini sen değiştireceksin. Vedaları sevmem biliyorsunuz. O yüzden hemen sadede geliyorum. Ben gidiyorum. Niyesini, nasılını sormayın. Köklerimi bulduğum vakit yollarımız yine kesişecek elbet. O güne dek hoşça kalın. Abi, Ömer! Buraya gelin çabuk abi! Ne oluyor? Mehmet. Ne olmuş, ne Mehmet? Gitmiş. Zahmet etmeseydim ben birazdan gelecektim zaten eve. Abimin zoruyla. Fark eder mi? Etmezdi. Düne kadar. Kaan, ben çocukluğumdan beri çok şey oldum. Abimin prensesi oldum. Okul birincisi oldum. Senin karın oldum. Kerimoğlu oldum. Çok beceremesem de anne oldum. Bir tek Leyla olamadım ama. Bundan böyle artık Leyla olarak devam etmek istiyorum. İmzalamışsın. Uçmak isteyen bir kuşu sonsuza dek kafesinde tutamazsın ki. Bu hayatta en çok mutlu olmayı sen hak ediyorsun. Bu artık aşk olmasa da seni hala gerçekten çok seviyorum. Ama senin de dediğin gibi sevmek bazen vazgeçmektir. Leyla, sen... Sen artık acından korkmuyorsun. Onu ertelemiyorsun. Ondan kurtulmaya çalışmıyorsun. Bu çok güzel bir şey. Bugün özgürleşen ben değilim. Bugün özgürleşen sensin. Abim çocukken de blöf yapmaktan çok keyif alıyormuş biliyor musun? Annem hep böyle anlatırdı. Leyla. Sener bundan sonra seni parmağında oynatmak isteyecektir. Lütfen ona inanma.
Onun gösterdiğine değil, göstermediğine odaklan Leyla lütfen. Aynen öyle. Aynen. Ama ben bunu yapamadım Kaan. Ona kandım çünkü işime geldi. İnanmak istedim çünkü, kanmak istedim ona. Her zaman böyle oldu. O yüzden onu suçlamıyorum. Kendimi fark ediyorum. Sen neden aşık oldun biliyor musun? Bir gün onun karşısında dimdik durabilecek bir tek sen vardın çünkü. Kaybedecek onca şeyi olmasına rağmen hiçbir şeyi kaybetmekten korkmayan bir tek sen vardın. Bunu neden yapıyorsun? İyilerin kazanacağına inanmak istiyorum çünkü. Başka türlü kendimi bulamayacağım. Çok mutlu ol Kaan, olur mu? Kendine çok dikkat et. Hoşça kal. Zeytin yağlı giyemem aman, basmada fistan giyemem aman, basmada fistan giyemem aman. Lan çok oldu ya. Senin gibi cahile ben efendim diyemem aman, ben efendim diyemem aman. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun? He? Cehennem zebanisi gibi orada dikilmiş. Beni mi dikizliyorsun? Açsana şunu. Bu yaptığın çok adice. Bu yaptığın çok çiğ. Aklını mı kaybettin sen? Ne haber Taner? Sonumuz böyle mi olacaktı demekten alamıyorum kendimi. Bu yaptığın çok aşağılık. Ben bile bu kadar düşmezdim. Herkesin düşme seviyesi farklı tabii. Gerçekten. Sen ne kadar düşersin Taner? Yeter bu saçmalık. Tepemin tası atmaya başladı. Fazla uzatma. Çıkar beni buradan. Aç şunu. Kafayı mı yedin sen? Kafayı mı yedin? Peki ben öldüm diyelim. Sana ne olacak? He? Evde bu kadar hizmetli falan var. Hepsini gönderdim. Annem yok. Leyla zaten seni, beni, bu evi, her şeyi terk etti. Yalan söylüyorsun. Onun için yaptığım onca şeyden... Dur. Şimdi konumuz Leyla değil. Konumuz annem. Sen şimdi anlat bakalım. Annemi o yalana nasıl inandırdın? Nasıl inandırdın? Gözlerimle izledin. Kadın kendi anlattı. Kulaklarımla duydum be adam. Ben annemin inandığı şeyleri duydum. Yani daha doğrusu senin inandırdıklarını. Komplo teorisi diyorsun. Severim. Ama şu anda hiç yeri değil. Lan kendimi iyi hissetmiyorum. Aç şunu, çıkar beni buradan. Ben de kendimi iyi hissetmiyorum. Taner,
Yani senin işimize, ailemize çöreklenip bir de her an beni tehdit etmen beni gerçekten çok rahatsız ediyor. Gerçekten. Yani ben de kendimi iyi hissetmiyorum. O yüzden çok iyi anlayabiliyorum seni. Sen şu an ne yaptığının farkında mısın? Hı. Anneni küçümsüyorsun. O böyle bir oyuna gelmez. Her insanın bir zayıf noktası var Taner. Sen de onu gafil avladın. Pekala Einstein. Oyunumu anladın. Peki anlat bakalım nasıl yapmışım da böyle olmuş. Biz de öğrenelim. Tamam. Anlatayım ben sana. Biz Leyla'yla üniversitedeyken... Ben bu arada anlatıyorum ama senin vaktin var değil mi? Yani iyisin orada. Ha? Neyse. Biz Leyla'yla üniversitedeyken... Bu Kerimoğlu varlıkları senin ilgini çekti. E tabii başta da yalnız güzel bir kadın. Zeynep Kerimoğlu. Makdidir dedin değil mi? Beni gözünde fazla büyütüyorsun. Hayır, 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 hayır. Hayır. Ben sana senin nasıl bir çakal olduğunu anlatıyorum. Annemi o belaya bulaştırdın. Sonra da onun kurtarıcısı oldun değil mi Taner? Annem kendi ayaklarıyla gelip senden yardım istedi. Sen de ondan ne istiyorsan tek tek aldın. Gelmeseydi. Mafyanın oğlunu sen öldürdün. Anneme yardım etme bahanesiyle onu o kirli işlere sokan mafyanın arkasındaki de sendin. Ben sana yardım ederim diyenin arkasındaki de. Yani tez de sendin, antitez de sendin. Değil mi Taner? Baya baya komplo teorisi bu. Aman dikkat et. Pek çok akıl hastalığı bu komplo teorilerini saranlarda ortaya çıkıyor. Yol yakınken çek kurtar kendini derim. O mafya bozuntusunun oğlunu sen öldürdün Taner. Ve bu dünyada annemin en değerli varlığı oğluydu. Sen de beni pazarlık malzemesi olarak kullandın. Ne istiyorsun benden? İtiraf etmeni. Karahan sana ailesinin oğlunu ben öldürdüm. Seni kaybetmemek için annen her şeyini bana verdi. Her şeyine ortak olmama izin verdi. Tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. Kalk hadi kalk. Kalk ölüp gideceğim oralarda. Bak. Dinle. Kara Hasan ailesinin oğlunu ben öldürdüm. Seni kaybetmemek için annen her şeyini bana verdi. Bunu kullanamazsın ki. İşkence altında aldığın itiraf. Yaramaz. Olsun. Beni aydınlatsın yeter. En azından sen son nefesini verene kadar seni benden uzak tutar. O kadar mı yani? Savcılığa falan gitmeyecek misin? Canım savcılık falan yok. Siz annemle birbirinize maruz kalmayı hak ediyorsunuz. Ben ne kadar kötülük yaparsam yapayım. Kötü olamam. Niye? Çünkü haklıyım. Senin gibi dört nesildir Cumhuriyet balosuna davet edilen bir ailenin çocuğu olarak doğmadım ben. Ben pisliğin ortasına doğdum. Benim babam mafyanın ayak işlerini yapan bir tetikçiydi. Onlar için öldü. Onlar yüzünden. Başsağlığı dilemeye geldiklerinde adını bile söyleyemediler.
Çünkü bilmiyorlardı. Ya dünya adil bir yer değil yavru Kerimoğlu. Adil olmadığı için de senin şu zenginler kulübü benim geçmişimi bir türlü unutmuyor. Unutturmuyorlar da. Beni o kulübe bir türlü almak istemediler. Niye biliyor musun? Çünkü o kulübün müdavimleri cinayetleri başkalarına işletirler. Bense canını alacağım adamın gözlerinin içine bakarım. Bunu sevmiyorlar. Bunların elleri kopuyor. Bu benim umurumda mı? Hayır. İşte annen de onlardan biri. Sen Taner, kimseyi gözünün içine bakarak vuramazsın. Sen birini vurabilmen için hele ki gözlerine baka baka o etrafında senin adamların olması gerekiyor. Ben hiç kandırma boşuna kendini ama güzel hikaye, sevdim. Burada kimse yok. Mesut. Hadi. Bak burada kimse yok. Ben senin gözünün içine bakıyorum. Hadi. Sık. Bak gözümün içine de bakıyorsun. Sık. Hadi. Oğlum beni zorlama beni. Sık. Sık. Kardeşim bir gün bana gelip de abi ben artık o adamı sevmiyorum dediğinde o da olacak. İyi dedi bana bunu kardeşin. Hem de gözümün içine baka baka söyledi. O da tamam. Kaan, ya yalan söylüyorsun. Benimle oynama Kaan. Yalan söylüyorsun. Hadi Taner. Neler sıkacak mısın, sıkmayacak mısın? Sayayım ister misin bir ya? Oğlum beni zorlama. Bak gözünün içine bakıyorum, burada kimse yok. Hadi. Gel lan buraya, nereye gidiyorsun? Temel'le mi gitti? Bir şey söylemedim. Peki ya Kaan? Onun kolay kolay bu eve geleceğini sanmıyorum artık. Sessiz. Bir de beni bu evden göndermek istiyordu. Yalnız kurtlara.
Nasıl oralar? Alışabildin mi? Sağ olsunlar. İlk günden beri yabancılık çekmeyeyim, kendimi yalnız hissetmeyeyim diye etrafımda dört dönüyorlar. Çiğdemciğim, bir eksiğin, bir isteğin var mı? Hayır öğretmenim, her şeyim var. Hatta hayalini bile kuramadığım şeylere sahip oldum ben orada. Mesela sabahları günaydın diyorlar. Birlikte yemek yiyoruz. Hastalansam, en ufak ateşim çıksa hemen endişeleniyorlar. Ben orada gerçekten çok mutluyum. Abi hadi söyle. Biz Sevgi evine başvurduk. Hafta sonları bizde kalabilmen için. Biz Muhsin Baba'da kalacağız abimle. Sen geldiğinde siz de ablamla evlenirsiniz. Firuze abla. Firuze abla. Efendim amca, bir şey mi istedim? Seninle iyi olmanı istiyorum. Güler yüzün neşen olmayınca eksik kalıyor bu masa. Merhaba. Merhaba. Kaan ben. Kaan Kerimoğlu. Soyadıma aldanma, aldanmayın soyadıma. İşimden istifa edeli yaklaşık 3 ay oluyor. Yani hala iş arıyorum ama arkasında durabileceğim bir iş bulana kadar aramaya devam. Ha bu arada bekarım. Kaan. Firuze. Ben sana geldim. Tüm gerçekliğimle. Kal dersen kalırım. İstemezsen bir daha karşına çıkmam kararsın. Gitme. Benimle kal. Tüm gerçekliğinle gitme. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.